بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان ayı rozasını tutmağını bizlərə qəsd edən Allah Taala'ya hamd ve senalar olsun. Ramazan ayı keçələrini bir daha qazmaqını bizlərə sünnət qılan Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavatı dövrlər olsun. Allahümme la sehle illa ma ce'altehu sehlen ve inşe'te ce'altel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, Allah'ın mübarek keçelerinden bir keçede, Allah'ın gayetlerinden bir gayet bulmuş sizlerini bu muhteşem mescidinizde, Ramazan-ı Şerif ayıda ve hal-ı kudret kutkazıp yarayarken ruhi terbiye, kalp kalplige, ahlak saykalleşi manasıdaki derslerimizle devam ettiremiz. Allah'ın derslerde Allah'ın zikri, Allah'ın ibadeti her bir bende için daimi zaruret gerekliğine. Ben de daimi ravişte tele Allah Teala'nın zikri bilen dur olup yürüyüşü lazım mudabı dikenliğe. Her vacib ibadetlerden son nefret ibadetlerine ada yetişke ihtiyaç var dedi. Bu işlerin hemmesi kalp pakliği için, ruh terbiyesi için, ahlak seyfeli için hizmet kılıçdaki doğrusu da sohbetleştirdik. O yüzden bana şu ibadetlerini arz olsun, vacib olsun, nefil olsun, namaz olsun, roza olsun, zikir olsun, kıraatı Kur'an olsun, başka olsun, ada yetiş tertibi kandal boladı diyen savaşı. Çünkü hadis kitaplarımızda, rivayetlerde muhaddislerimiz özlerine getirip gelen rivayetlerini, hadislerini, ahbarlarını senede bilen kimden eşitlediklerini tertipli ravuşta yazıp koyduğun halas. Bazı bir halatlarda bir nece işler kılınışı yazılıyor. Kuttu tahara, namaz, başkalar da okşayan, birbirinden fark olarak işlerden yazıp kalıyor. Yani namazımızını, taharatımızını, şeriat ahkamlarını tertipte sarıştı bizge fıkh-ı zahir. Fakih ulamalarımız yardım verip, ayet ve hadislerden ahkamlarını çıkarıp, ibadetlerinin kılıç tertibini örgütüp koyuyor borsalar. Şimdi kalp iliminin ulamaları, ruhi terbiye üstadları, zikir için, ibadet için, nefret için gelen rivayetlerini organişi, ahli ilgilişi, tertifke salıp, siz bilen bizge, ana şu işlerini, kay tertifte alıp barışımızı asanlaştırıp vergenler. Bu kündelik vazifelerini ruhi terbiye ilminde virt deyiladi. Cami avrat buladı, virt. Bizim dilimizde bunu vazife de organ programımız. Bazı bir şu ruhi terbiye ustazlarından ders organ, vazife organ işine hani ettiler bu kadar vazifem var idi, bacarıp koyuyordu. O'zi o'ziga berilgan vazifani o'qib
boradi. Yoki falon shaharga borganingizda bizga vazifa berdi deydi. Shunga o'xshagan tushunchalar bor. Demak, ular kundalik har kuni takror qiladigan ma'lum bir duolar, zikrlar, tilovati Qur'on yoki shunga o'xshagan boshqa narsalardan iborat bo'ladi. Bu tartib, bu ma'nodagi ishlar har bir inson uchun kim bo'lishidan qat'iy nazar nihoyatda zarur ishlar. Hayotini tartibga solish uchun, maoshini tartibga solish uchun, bu dunyoda tartibli, intizomli, qoidali yashash uchun har bir odamni albatta o'zini ma'lum bir rejasi bo'lishi kerak. Ana shu rejani siz bilan bizga aynan ruhiy tarbiya ustozlari o'rgatishgan va ana o'sha topshiriqlarni berdi deb atashgan. Berd so'zi varaqa so'zidan olgan bo'lib, o'zi aslida eski paytda suvxonaga borishni aytadi. Avval unaqa demak, tarnovlarda uylarga kirib turadigan suvlar bo'lmagan. Ma'lum bir quduqqami yoki arovni kengroq qilib qo'ygan joyiga ham borib odamlar har kuni bir necha martadan uyiga idishda suv ko'tarishib kelgan. Hozir ham ba'zi joylarda bor bu narsa. Ana o'shanda suv olishga tayyorlanib qo'ygan joyni mavlid deyishadi. Suvxona, suvxona. Ana bunga borib suv olib kelishni birib deyiladi. Chunki borib kelib tunda bir necha marta takrorlanadi. Bu vazifalarni ham har kuni Xudoning bergan kuni bir necha marta ado etganligidan o'sha suvga borishga o'xshatib, buni ham mashoyixlarimiz birib deb nomlashib qolgan. Alloh subhanahu va taolo bu dunyoni turli tuman qilib yaratgan. Ma'lum bir holda o'zgarmas ravishda doimiy ravishda birga ketaversa qiziqib bo'lmaydi. Albatta bu o'zgarib turishi kerak, turlanib turishi kerak, doimo bir yangilik bo'lib turishi kerak. Alloh taolo bu dunyoni yaratganda shuni iroda qilgan, bu dunyoni tartibini solganda ham mana shuni iroda qilgan. Ibodatda ham mana shu narsa. Alloh taolo aytadi: "Auzubillahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Zikrullohi zikran wa asida." وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Allah'ın dedi Allah falan oza. Ertey bu kez zikir kıyınlar. Erteyen keçen Allah'ın zikir kıyınlar. Keçesi de oza. Onda secde kıyınlar. Yani namaz okuyunlar. Ve سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. Uzak kecelerinde tasbih et. Maşirde zikir var. Zikr ketdi ham bo'ladi, kech ham bo'ladi. Mana shu yerda sajda, namoz bor kechasida. Va mana shu yerda yana tasbih aytish ham bor. Demak, ibodatni bir qancha turini qilinyapti. Zikr, namoz, tasbih aytish va bunga o'xshagan kechasi, kunduzi, ertalab, kechqurun. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadi: "Va huvallazi جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا." Allah şunday deyor ki, kecha kunduzni bir-biridan almashtirgan qilib qo'ydi. Kecha ketsa kunduz keladi, kunduz kelsa kecha, mana shunda almashtiradi. Nima uchun? لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ. Zikr qilganlarni, zikrni iroda qilganlar uchun va shukrni iroda qilganlar uchun. Kimdir kechasi yaxshiroq ibodat qiladi, kimdir kunduzi almashib turadi. Ana shu ma'noda, demak, bugungi kunda insonning kun tartibi deb atalayotgan narsa dunyo tarixida birinchi bo'lib musulmonlar tarafidan Allohning ta'limoti asosida yo'lga qo'yildi. Har bir mo'min musulmon banda uchun ilohiy ta'limot asosida aniq va ilohiy barakot aralashgan kun tartibi tuzilgan. Bu kun tartibini tengi yo'q. Dunyoda misli yo'q.
o'xshashi yo'q. Bu nihoyatda ulug' va buyuk bir baxtdir. Chunki insonning hayotiga baraka kiritadigan, xayr kiritadigan aynan mana shu narsadir. Ya'niki hayot tarzi shundan iboratdir. Keling, laqamni biz o'ylab ko'raylik. Odam kechqurun uxlab yotganida, tong otganida uyg'ondi. Shu uyg'onishi qanday bo'lishi kerak? Zor esin, boshqa turli xalqlardan musulmon bo'lganlardan bo'lmaganlarni hammasidan so'rang. Sen ertalab tong chog'ida uyg'onganingda nima xayol qilasan, nima bir gap aytasan desangiz, hech birining tayini yo'q. Hech birining tayini yo'q. Kimdir so'kinib turadi, kimdir tupurib turadi, kimdir yana qandaydir bir o'zini o'ylab yotgan tashvishini qaytadan esiga olib turadi va hokazo. Mo'min musulmonlarcha, dunyoda hozir bir yarim milliard musulmon bo'ladigan bo'lsa, deyarli hammasini gapi bir xil chiqadi. Mo'min musulmon odam kechasi yotib uxlagandan keyin tong chog'ida uyg'onganda alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana va ilayhin nushur degan duoni o'qiydi. Bilmaganlari mana shu ma'nosini anglashadi. Ma'nosi nima? Bizni o'rganimizdan keyin tiriltirgan Allohga hamd sanoq bo'lsin, shukr bo'lsin. Uxlab yotdik. Deyarli o'rindagi edik. Lekin Alloh bizni tirik qilib turg'izdi, o'ziga shukr. Agar xohlasa, o'qmatib o'radi. Qancha odam uxlab turmayapti, avvaldan o'qish kelyapti. Har birimiz shunday yo'lishimiz mumkin edi. Lekin Alloh tiriltirdi. Uyqudan sog' salomat turish ne'matini berdi. Shuning uchun bu zotga hamd bo'lsin, maqtov bo'lsin, shukr bo'lsin, sano bo'lsin. Va baribir bir kuni yig'ilib borishimiz o'zini huzuriga yana. Ko'ryapsizmi? Tong chog'ida. Yangi bir kunni boshlashdagi birinchi qadamida Allohni esga olish, Allohga shukr aytish, Alloh uni tiriltirganini esga olish va yana baribir Xudoga qaytishini esga olish, bu degani bu odam kun bo'yi faqat Alloh bilan bo'ladi va faqat yaxshilik qiladi degani. Bunaqa go'zal ma'no, bunaqa qur ma'no, bunaqa barakotli ma'noni musulmonlardan boshqa hech kim ayta olmaydi, chunki bilmaydi, ta'limi yo'q. Ana Allohga shukr aytib turdi. Musulmonlar nima qiladi? Uyquni uxlab qolganligidan o'zidan tahorat qiladi. Yuz qo'lini, oyog'ini yuvadi. Ibodat. Oqlanadi. Oqlanib, Allohga ibodat qilishga, Parvardigor bilan muloqot qilishga, munojat qilishga tayyorlanib yuradi. Ana ko'ryapsizmi? Qanday ulug' bir holat. Ana o'sha paytda yana o'qiladigan ba'zi bir duolar bor. Robbina billahi robban va bil islami dinan va bi nabiyyina Muhammadin sallallohu alayhi va sallam rasulan va nabiyyan. Ana Allohni robb deb rozi bo'ldik. Islomni din deb rozi bo'ldik. Muhammad alayhisalomni nabiy va rasul deb rozi bo'ldik. Bu juda buyuk bir ahdnoma. Allohning o'ziga ishongan diniga yuborgan payg'ambariga rozilikni tong saharda e'lon qilish. Har kuni e'lon qilish. Har zamon e'lon qilish. Mana bu haqiqatdan juda buyuk bir baxt, ulkan saodat. Yana mashoyixlarimiz aytadilarki, mana shunday sahar chog'ida tilaklar, duolar qabul bo'ladigan paytida har bir mo'min musulmon 3 marta Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi va la fis sama'i 3 marta aytsin. Bu degani nima degani? Allohning ismi bilan. U zot shunday zotki, uning ismi bor joyda osmonlar va yerda hech kim zarar yetkaza olmaydi.
3 Şubat'ta ayet koysa neydi? Hadiste. Kum koyup inşallah onca hiç kendi farklılıkta zarar yetmeyin. Yetmeydi, anladın. Manaşık hadisini Adan İbni Osman radıyallahu anh'a rivayet ederler. Hazreti Osman'ın zünnureyini olurlar. Daima yürürler. Bismillah illallah illa yadurruna asmuhu şeyhim fil ardi ve la fissemâ davasını okuyorlar. İnşallah hiç kandesilerde tosetten yedenden bana afet kimeydi diye yürürler. Daimi yürürler. Maşgur ediler. Şunu yaptılar. Bugün adamlar eşitliği ki Osman, Hazreti Osman'ın oğulları Aban, şu hadisini rivayet edilen zat, yüreklerden demek insult bulup arazi bakmadılar. Ümide yok yani. Adamlar görgünü var işte. Görgünü var. İşemmelerdi. Huzur, hani hadi sakin yürür diyor. Kana kabul edildi. Bu arası hakkında yok. Bir taraf işlemiyordu. Şunda iki kirden ziyaretçi birbirine manalı karışık koydu. Ozu bu hadisine ayet yürür diyor. Ağrı bu okup diyor. Ende degen manada manalı közkörünü buluşturuştu. Şunda yatken cahide beymar Aban İbni Osman radıyallahu anh'u ne kadar köz buluşturuşu yapsa? Durup durup ben. Bugün ozu dua isminden çıkıp olan eken. Degen. İman yetikar buradan. Yani bugünkü günümüzün uzunu, kavukatasız otkazışını ana gazetede Kur'an'ı durup da şunu demek oku Allah'tan ilan yükseliyor. Arapçasını yalayamayanlar uz ve sefa nasıl neyse o da orada anlarsın. İnşallah Allah kabul kılardır, kabul kuruluş uzun. Bu elde Bağdat'tan aldın bu etkinde var. Bağdat'tan aldın diye sakat çamurayı müddetler, fırsatlar, vakitler, istiğfar için. Allah subhanahu ve teala mumun Müslüman bendelerini maktaş varası da, madh kılıç, ilerini uluğlar sıfatlarını vasıf kılıç varası da, ve bil eshadihum yestagfirun diye. Mumunların sıfatlarından bir tersi şu ki, sahal çağlarında istiğfar ederler. Yani mağfiret sorar, Allah'a iltica ederler. Şunun için bu bayitte istiğfar ayeti kalış, günahını sorup kalış, cüda muhum bir iş olacak. Uluğ maşarıklarımızdan, Botkan Uşu sahabalarının davranını görülen adamlardan birileri, şuna kadar namazdan aldığında sehat bayitinde, onun uyuyun çakırı varsa, hizmetçileri uykuda değişti, uyku yaptı değişti. Hali bir adam umumdan hayran kalır neden? Ya Allah, Subhanallah, hazır bir vakti, uyuyayım adam. Ben birinci mertte işleyen bu payıkta, sehar payıkta uluyakken adamla dediğimde. Yani başkalar bunu kımayan da, bu adam bereket eder, sehar duruyor. Bana şu sehar duruş, Müslüman ummetinin en büyük simalarından biri. Seharda bereket var, seharda hayır var, yahşelik var. Bana şu sehar duruyorlar, çünkü erişen. Ulamalar bunu düşündürüş için, hayatta misafem gelmişen. Bana kareyler deydi, koy. Koy, barakatlı hayvan. Lekin bir tane tuvalı da. İlkler tuvalı da önce de kem olaydı. Onu tırmayı her gün adamlar soyup yiyip görerdi. Lekin karasayız hem orada yana koyup korunabilir olaydı. İlk bir tuvalı, sekiz tane, dokuz tane, on tane tuvalı. Onu bittesini yiyeceğim karar. Dedi, kayarda karasayız, bitti yorgasıyla kuğurgen, tepülgen, kaygargen karar. Ne sebep bu? Dese, koy seharda okumaya gidiyor. İlk naşı keçesine sekkeden yürüyüp yürüyüp seharda gidiyor. Okuyor bari. Naşını ulamalarımız mülahaza kılıp, çüntürüş için, siz bilmemizde ibret buluşur için ekliyor. Ana demek mu'min Müslüman bende, özünü İslami hüküm tertibine amel kılayarken bende, elde tahalatını kılıp, dualarını okur, masjide tamam diyorlar.
لو دا اشتكى دغن دعاء ريان بار اللهم اجعلني في يمين الأولان وفي يسار الأولان دغن دعاء بار ularni inshaalloh kitoblardan o'qib olasizlar. Xo'p, masjidga borganda uni ham aniq o'ng oyoq bilan kirishi va duosi aniq hamma biladi. Ya'niki bir nima qilsamiz, nima qilganda nima qiladi degan ham yo'q-da. Aniq tartib turibdi. Mana endi bandaq namozini o'qidi. Bu buyuk bir baxt. Bandaqni o'qib, ado etish farzini nihoyatda katta bir baxt. Buni hadislarda o'qib eshitilgan savoblarni ko'rgan darajadagi gap. Mana endi mana shu yerda bandani o'qib salom bergandan keyin eng fazilatli vaqtlardan bittasi boshlanadi. Shuning uchun deydi, nafl ibodat qilaman, savobni ko'p olaman, zikrni zokirlardan bo'laman degan odam ana shu bandani o'qib salomini bergandan keyin namozda o'tirgan holida oyog'ini bukmasdan zikrini boshlashi kerak. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Ummat aytsa 10 ta xatosi kechiriladi. 10 ta yaxshilik yoziladi. 10 ta balo rad qilinadi. 10 ta xayr jalb qilinadi. Va kech kechavur Alloh taoloning himoyasida bo'ladi, shayton ham unga zarar qiladi. Qo'yasizlarmi Allohning zikrini qanday urug' ekanligi? Siz bilan bizni bugungi hayotimizga, shu nafas olib turgan kunimizga manfaat qancha? Ana namoz o'qib salom bergandan keyin bomdodni quyosh chiqquncha bo'lgan muddat haqiqatdan zikr muddati, qiroati Qur'on muddati, duo muddati, Allohga iltijo muddati. Shuning uchun Imom Malik ibn Anas rahmatullohi alayh namozdan keyin quyosh chiqquncha bo'lgan muddatda uxlamoq makruhdir deganlar. Ato ibn Abi Rabah degan tobiyalarning eng buyuklaridan, olimlaridan bo'lganlar. Bu kishi o'zi qora odam bo'lganlar. Ko'k ko'zlari sarshil to'g'roq, ko'rinishlari nihoyatda o'rtacha. Ammo ilmda tengi yo'q odam bo'lganlar. Haj mavsumi bo'lsa Makkada jazilar jaf chaqirar ekan. U hojilar, u ahli Makka, Ato ibn Abi Rabah hajga keldi, endi birov fatvo aytmasin dedi. O'sha odam aytar ekan. Hamma yoqqa jar solib aytishar ekan. Birov endi fatvo aytmaydi, bu odam keldi, bundan ibodat odam yo'q, shu aytadi, boshqasi aytmaydi. Talabalarni ichida dars aytib o'tdi, o'tirsa davrada dedi, ko'rganlar, o'tdi dedi, paxtazordan bir qora qush o'tirgandek bo'lardi. U kishi qop-qora, talabalar oppoq. Lekin hammasi ustoz. Ana shu zot bir kuni ko'pchilikdan safarda ketayotganlar sahroda yo'llarida bir to'da sherlarni yalasi yotgandi. Borib odamlar bu yoqda, sherlar bu yoqda bir-biriga qarab to'xtashdi. Sherlardan qimirlamay shu odamlarga ko'zini tikib turaverdi. Odamlar noilas yuklarini qo'yib o'tirishibdi, ular bir kelsa keyin yuramiz degan ma'noda. Orqaga qochaylik desa sen tashlashib turgan deb. Shu bir-biriga ko'zini tikkanicha 2-3 kun turish qoldi. Necha qolmay turish qoldi. 3-chi kunimi qaysi bir xudoning irodasi kelganda sherlarni kattasi turib chekkaga qarab yurgan ekan, odamlar ham ergashib hammasi yana sahroning ichiga yo'qolishib ketdi. Shunda odamlar aql tapib yotishni boshlaganda endi shogirdlar kelib Ato ibn Abi Rabohga sizdan bir oz 3 kun uxlamadingiz qiziq bo'lsangiz desa bu vaqtda uxlab bo'lmaydi aql degan ekan. Bomdoddan keyin quyosh chiqquncha vaqt. Baraka. Xayr hammasi shunda. Buni bizni dinimiz 1500 yil oldin e'lon qilib ibodatni qatoriga qo'shib qo'ygan. Endi hozir boshqalar ertalab quyosh chiqmasdan oldin bo'lsa ultrabinafsha nurlar tarqalar ekan,
Sağlık kadar fayda eken, bu kadar eken, bu kadar eken diyeceğim. Hazır bütün dünya boyunca yaz boyunca o şey yaralıydı, adamlar işe varsındı, saatten bırakıp durup bir saat altında sürer. Ne var? Elektrik energiyasını saklarız. Bu bereket de gelmez. Kul mallarını az işler kısımda özellikle bereket yapıyor. Bunlar bereket değiştirilmiyor. Başkaca sözler ne diyecek? Ana o şu vakitte demek bende güde yakışık bir halette kalbini hazır kılan halde özünü zikirlerin eksen. Ey la ilahe illallah ve ahlehu la şerike lahuna ummette okusa bundan gelin seyyidin istiğfarını okuydu. Bundan gelin başka duaları var. Hemmesini okuydu. Ya da var ya da yakışık bir halde güde hem yakışık bir halet bu olarak. Bizning o'rganimizda keng tarqalgan Naqshbandiya tariqatidan mashoyihlari mana shu paytda demak 100 marta astagfirulloh al-aliyyal azim allazi la ilaha illa huwa va atubu ilayhi nuhsin 100 marta la ilaha illalloh aytsin 100 marta allohumma solli alani aytsin va 100 marta qul huvallohu ahadni o'qsin va baladigonlar Yosin surasini o'qsin. Boşu barakatlı payıttı, hayırlı payıttı, bendere iki dünyanın baktığını, saadetini tanıntıladığım bir payıttı. Çünkü kuttu şu payıttı, yerde nevbatçılık kırdığın karıştalar Osmanlı kurtarılıp, Osmanlı'dan yerine düşüp anlaş etken bu şey. Bana boşlarına bu gruhiyen, bu gruhiyen bunu duasıyla alın diyor. Şunun için bu vakit barakatlı. Şunun için anlaşıp vakitte hareketle buluş gerek. Allah'tan hayırını, barakanı, yakışıklığını ve sonra edilen nasıllarını sonra buluş gerek. Bana zikir, tilavat, Kur'an, başka nasıllar bile koşu müddetini otkızıp kuyas çıktı. Kuyas çıktığında erken durup iki rekat namaz okuydu. Nefret namaz, bu namazın şuruk namazı değil. Yani kuyas çıktı. Yani. Şuruk degen kuyas çıkışını aydın. Kuyas çıktı bu geldiğine, vakti de okur geldiği için şuruk namazı aydırken. Bana bu namazın okuşunu, acili savabı bir de buyur dediğine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde bayandırıp deriyenler. Bana ondan keyin kişilerini gündelik tarifleri, gün tarifleri, şahsiyetine karar, her gün bulan. Onlar da hemen böyle. Uykudan duruşuyan, dört ağırat kılışıyan, namaz okuşuyan böyle. Yani kuyas çıktı, şimdi hemen tereşteliği başlayalım. Yani kadınki ulemalarımız, adamlarını bu manada altı taifeye tahsimle geldi. Abid, alim, müteallim, vazifedar, hünermen ve Allah'ın muhabbetine gark bulgen şahs. Altı kişi. Bunlardan kim şu altı taifeye mensup olsa, o zile yarışır harekette bulabilir. Elbette kişinin kesbege, yaşıge, imkaniyetlerine karar verir. İmkanı vardı, toprağına kıl ibadet kıladı. İmkanı yoktu, ağzına kıladı. Yine kişilerin tabiatları hem kafir buladı. Otken ahl-ı sağlık, ruhi terbiyen ustazları, büyük kişilerin bazıları namaz okuşun toprağı yaşayıp gördü. Bazıları roza nakılını, roza tutuşunu, o zaman bir de makul topken. Yine bazıları zikrini, üçüncüleri kıraatı, Kur'an'ını, dördüncüler yine başka bir nakıl ibadetine ihtiyaç duyar. Lekin ne maksatsın? Şu umurunu bekar okuzmayı Naşin Asrarı'yla meşhur olsun. Ana ağırlıklar bunu ise alimler ilim tarikatçı nakıl ibadet kıyandan göre abzak saklanır. Kitap yazı yaptı mı? Vaaz kılı yaptı mı? Ders kılı yaptı mı? Bunun vakti var mı? Şunu kısa. Fakat türüyle memur nimette tasbih ayda da bana için ayda oraya değiştiğinde oraya dersini otuş gerek. Farzını kıboldu,
vacibini qilib oldi, sunnatini qilib oldi. Endi darsi buning uchun alohida tartibli narsa bo'ladi. Talab ilmlar ham shular. Endi vazifadorlar bo'lsa, vazifasini qilish kerak. Chunki ular odamlar bilan muomala qilishadi va odamlarni hojatini chiqarishadi. Shuning uchun farz ibodatini ado qilib bo'lib, vazifasini bajarsin. Vazifasi davomida farz ibodati vaqti bo'lib qolsa, uni farzini bajarsin, vojibini qilsin-da, yana vazifasiga qaytsin. Chunki vazifasi el uchun, yurt uchun kerak. Kunduzi shunday qilib o'tkazadi-da, kechasi nega bemalol yana nafl ibodatiga u odam ham qaytadi. Hunarmandlar ham shu. Hunarmand tijoratchi bo'lsin, kasb bo'lsin, dehqon bo'lsin, bog'bon bo'lsin, kim bo'lishidan qat'iy nazar, ularni o'sha hunarini qilishi lozim davom narsa, o'zi uchun, oilasi uchun, eli yurti uchun kerak mehnat bo'ladi. Shuni qilsin, lekin doim Allohni eslab tursin. Ishi davomida la ilaha illallohni aytib, subhanallohni aytib, boshqa narsalarni tilini Allohning zikri bilan qo'rqitib tursin. O'sha bir qariyalar bo'lsa, nafaqaga chiqqan boshqalar bo'lsa, o'sha ertalabki paytlarda ulamolarimiz aytadiki, bemorlarni borib ko'rganlari, ziyorat qilinadigan ulug'larni ziyorat qilganlari, shunga o'xshagan bir harakatli ishlarda bo'lganlari yaxshi bo'ladi. Chunki bu narsalar ham savobli ishlar deyishadi. Ana endi borib, havo isib, ancha issiqli yerni qizitib qolgan paytida shoshqoq payti bo'ladi. Shoshqoq namozini o'qish juda ma'qul narsa bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunga keng targ'ib qilganlar. Bu namozni 2 rakatdan 8 rakatgacha o'qiganlari o'zlaridan rivoyat bo'lgan. Ana bu murid bo'lgan odam, shu ishga ixlos qilgan odam vaqtiga, imkoniyatiga qaraydi. Hech bo'lmaganda 2 rakat o'qisin. Bemalol bo'lsa, ishi yo'q bo'lsa, 8 rakatgacha o'qisa, o'ziga savob bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Baribir yana o'sha odamni zikri bilan ish qilayotganda halollik, poklik, Allohni bilib turganini, hisob-kitob qilib turganimizni ham unutmaydi albatta musulmonlar. Peshin vaqti bo'lganda azon aytganda azonga javob berib, tahoratini qilib borib, jamoat bilan sunnatlarini qo'shib, yaxshilab peshinni o'qisin. Peshindan keyin yana o'sha o'zini har bir mashg'ulot bilan mashg'ul bo'lsin. Asrni o'qigandan keyin yana shu asrni o'qigandan keyin quyosh qizarib botishga boshlaganda istig'forni vaqti keladi. Juda ulug' va buyuk vaqt. Ana shu paytda qiblaga qarab o'tirib astag'firullohni doim takrorlab aytib tursa, juda katta buyuk bir mehnat degan bo'ladi. Katta bir darajalarga erishadi. Quyosh botayotgan vaqtidagi istig'for duolar qabul bo'ladi. Shom namozini o'qish bilan kunduzgi kunning birtlari oxiriga yetadi. Ana endi o'sha bir kuni turyapti. Odamni bir kuni turyapti. Mashoqlarimiz aytadilarki, ey banda, sen kunlardan iboratsan. Tong ottirib kechirdingmi, bitta kuning ketdi. Ya'ni seni bir qisming ketdi. Nechta kundan iborat bo'lsang, bittasi kamaydi. Endi ko'zingni och. Shu bugun o'tkazgan kuning kechagidan yaxshi bo'ldimi yo'qmi? Mo'min shiori shu. Bugungi kuni kechagisidan albatta yaxshi bo'lishi kerak, savobi ko'p bo'lishi kerak. Ertasi bugundan yaxshi bo'lishi kerak. Qani, o'tir o'zingni o'zing hisob qil. Bugun nima qilding? Ertalab qolib turdik, ro'ndatda o'qiding, undan keyin nima bo'ldi? Hisoblar, o'zingni o'zing hisob qil. Agar nuqsonga yo'l qo'ysang, endi ehtiyot bo'l, kechasi shu nuqsonni to'lasin. Mana shu kun tartibiga, mana shu qoidaga, mana shu ko'rsatmalarga amal qilgan odam haqiqiy zokir bo'ladi. Haqiqiy Allohni suygan bandasi bo'ladi. Buguni kechasidan ertasi bugunidan afzal bo'ladigan buyuk musulmon shaxs bo'ladi. Mana shu harakatda, mana shu gaplarni, demak, yaxshilab o'zlashtirib, tushunib,
hammamiz kun tartibimizni mana shu holatga keltirishimiz kerak. Kechani kun tartibi Allohda bor. Uni inshaalloh keyingi darslarimizda aytamiz. Bugun o'zi shunday ham gap ancha so'zilib ketdi. Uni ustiga savollar ham bor ekan. Hozir savollarga qo'ldan kelganicha javob berishga harakat qilamiz. Savol: Hadis silsilasidagi buyuk oltilik kitobi haqida ma'lumot bersangiz. Hadis ilmida arab tilida Sihohus Sitta nomini olgan eng yaxshi saralangan to'g'ri hadislari mashhur bo'lgan oltita kitob bor. Hadis to'g'risidagi kitoblar juda ko'p, lekin shu oltitasi islom ummati tarafidan ixtiyor qilingan, hamma kelishgan va ularga oltita eng to'g'ri sahih hadis kitoblari degan nomni bergan. Ana shu sahih kitoblari zikr qilinar ekan, siz bilan biz mana shu Mavlononi nafrni farzandlari, mana shu O'zbekistonni farzandlari butun dunyoga kategorik faxrga sohib bo'lamiz. Chunki mana shu olti kitobni ko'pchiligi bizni bobolarimiz hisoblanadi. Ularning imomi, ularning boshlig'i, kitoblari Sahih al-Buxoriy deb nomlangan Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy bo'ladi. Imom Buxoriyni jami' sahihlari musulmon ummati ittifoqi bilan dunyoda Qur'ondan keyingi eng sahih kitob nomiga sazovor bo'lgan. Imom Buxoriyni bu kitoblarini hamma tan olgan, hamma ehtirom qiladi. Hamma demak ulug'laydi, haqlariga duo qiladi. Ikkinchi kitob Imom Muslimni kitoblari. Uni ham jami' sahih deyiladi. Muslim al-Qushayri u kishi ham Alloh subhanahu va taolo bergan bir ne'matdan foydalanib ajoyib bir kitobni hadis bo'yicha jamlaganlar. Ana undan keyin Imom Tirmiziyni, Abu Isa Tirmiziy, o'zimizni Tirmizda tug'ilib o'sgan, islom yurtlarida o'qib o'rganib hadis to'plaganlar va hozir Surxondaryoni Sherobod rayonida dafn bo'lgan zot Abu Isa Tirmiziyning demak jamiyalari hadis kitoblari uchinchi o'rinda turadilar. Undan keyin Imom Nasaiyni, Shu'ayb an-Nasai, u kishi Niso degan shahardan, u kishi ham bizni Bavaron nahridan hozirgi demak Turkmanistonning yerlaridagi qadimgi shaharlardan birida tug'ilib o'sib o'sha shaharga demak nisbat berilgan. Undan keyin Abu Davud as-Sijistoniy va undan keyin Ibn Majani kitoblari. Mana shu olti kitob juda yaxshi sahih kitoblar deyiladi. Ulardan ikkitasi Imom Buxoriy bilan Imom Muslimni kitoblari jami' sahih deyiladi. To'rttalari qolganlari sunan deb atalgan, chunki ular fiqh bobida demak hadislarni keltirishgan. Olti kishi, olti zot birlashib bitta hadisni rivoyat qilsa, eng kuchli hadis hisoblanadi. Undan keyin Imom Buxoriy bilan Imom Muslim ikkovlari rivoyat qilgani, undan keyin Imom Buxoriyni yolg'iz o'zlari rivoyat qilgani. Bu juda buyuk bir baxt, saodat. Mana Imom Buxoriyni o'rgandik biroz, bu kishini mana jami sahihlari tarjima qilinganida ko'pchilik o'qidi, lekin men afsuslar bo'lsinki ba'zida xatolar bor ekan, endi uni to'g'irlash niyatlari ham bo'lib turibdi, bor ekan bu ham. U kishini ikkinchi bir kitoblari Al-Adab al-Muflat degan kitoblari bor. Uni bir vaqtlar diniy idora chop qilganida, hammaga tarqatganida man o'sha kitobni olib ko'p majlislarda uzoq vaqt tarjima qilib og'zaki tarjima qildik. Buni hozir demak kompyuter diskida ham chiqdi. Bu ovoz yozish tasmalarida ham o'sha tarjima 45 ta tasma bo'lib chiqdi. Hozirgi kunda uni ovozga tushirib inshaalloh Imom Buxoriyni Al-Adab al-Muflat kitobini yozma sharhini ham tayyorlayapmiz. Duo qilib turasizlar inshaalloh imkon bo'lsa buni ham hammamiz o'qib bir foyda manfaat olamiz. Imom Muslimni sahihlarini shogirdimiz Anvarjon Anvarjon tarjima qildilar. Hozirgi kunda biz o'zimizni islom.uz
demek internet sahifamızga koydu. Ağlayalda okul bunlardan faydalanmışlardır. Mümkün. Savol. Ertalab o'qishga ketayotganimizda garaj oldidagi itlar hamla qilishadi. Qorovullarning bundan xabari bor, lekin chora ko'rishmaydi. Shu sababdan itlarga yesa halok qiladigan dorilarni tashlashga haqqimiz bormi? Ularga gapdan oldin o'sha itni egalarini bir ogohlantirib, iltimos qilish kerak. Bu itlar sizga kerak bo'lganda, shuni ushlab turibsizlar, kechqurun qorovulchilikda sizlarga yordam bersa kerak. Lekin bizga o'xshagan moddiy fuqaroni bunaqa noqulay holga solishingiz yaxshi emas. Iltimos, itlarni o'sha ertalab tong otgandan keyin bog'lab qo'yinglar, biz eson-omon yaxshi bo'lib qolmasdan ishimizga, o'qishimizga boraylik degan ogohlantirishni qilish kerak. Bo'lmasa, mana mahallaning rahbarlariga, milisiyaga aytish kerak. Odamlarni bunaqa bir noqulay holga solib qo'yish albatta bu tartibsizlik, noto'g'ri ish bo'ladi. Buni o'ziga yarasha chorasi ko'rish kerak. Savol: xatimda namoz o'qilayotgan paytda oyatlarning ma'nosini tushunmaganligimiz uchun ko'pincha xayolimiz chalg'iydi. Inson bunday sharoitda nima qilish kerak? Avvalo, hammaydan bilinglarki, hozir qatlo Qur'onda tik turib, Qur'onni eshitayotganlardan ulug' ibodat yo'q. Tushunyapsizmi? Farz namozlaridan, farz ibodatlardan keyingi eng ulug' ibodat Qur'on tilovati. Qur'on tilovatining eng ulug' nuqtasi tik turib namozda o'qish. Endi buni ustiga Ramazonni farzga qo'shilsa, qatl Qur'onni farzga qo'shilsa, masjid va uning jamoasini farzga qo'shilsa qancha bo'lishini bilasizmi? Hozir sizlar xayolinglar qochyapti ekan, aqli borib bo'lyapti ekan, lekin o'zinglar sezmagan holda dunyoda eng baxtli odamsizlar. Shuning uchun, avvalo o'sha eshitayotgan Qur'oningizda Allohning kalomi ekanligini zinhor unutmanglar. Shunda hayol qochmaydi. Allohning misoliga o'xshatish mumkin emas, lekin aytib ko'raylik. O'zingiz hurmat qilgan bir odam yoki ishxonangiz rahbari chaqirib sizga ba'zi bir gaplarni aytsa beparvo bo'lasizmi? Yo'q. Butun jon qulog'ingizni eshitasiz. U e'tibor sizni so'kyapti. Qandaydir yana bir yomon gaplarni aytganda baribir eshitasiz. Endi Allohning kalomi bo'lsa, Allohning uyida tursak, qiblasiga qarab tursak, Alloh bizni ko'rib turgan bo'lsa, ichimizdagi, qalbimizdagi eng yetmekitgan narsalarimizni bilib tursa, demak, ana shularni biz his qilsak, qalbni hozirligini ta'minlasak, inshaalloh namozda hayolimiz qochmaydi. Qalbni hozirligi degani, qalbni mashg'ul bo'lgan narsadan boshqasini unutish. Aynan bu mana shu darslarni biz shuning uchun qilyapmiz. Namoz to'g'risida gapirganda ularni hammasini gapirdik. Endi men afsuski hamma darsni bitta masjidda qilib bo'lmaydi. Shuning uchun yana sizlardan duo so'raymiz. Bu gaplar hammasi ruhiy tarbiya degan katta bir kitobda bor. Bu kitob uch qismdan iborat. Birinchisi poklanish deyiladi. Hozirgi mana shu gaplarimiz hammasi poklanish, ya'ni qalbni, ruhni, axloqni poklash. Ikkinchisi tiklanish, uchinchisi qo'rqlanish deb ataladi. Har biri Allohning o'zi yordam bersa 500 betdan ortiq sahifa bilan chiqadi. O'shanda o'qib inshaalloh foyda olamiz degan umidimiz bor. Bu yerda yana bir odamlaringiz harakat qilib, yozib, suratga olib borishyapti. Bu ham shu siz azizlarga bir xizmat qilish niyatida qilinayotgan narsalar. Ana sekin-sekin o'rganamiz. Men avval gapirganlar uchun takror bo'lmasin deganimdim. Biz haqiqatdan namoz o'qiydigan bo'ldik, ro'za tutadigan bo'ldikmi, lekin ruhsiz namoz. Ruhsiz ro'za. Endi ro'zalarimizga ruh kiritishimiz kerak. Namozimizga ruh kiritishimiz kerak. Namoz o'qiganda xayolimiz qochmaydigan bo'lishni o'rganishimiz kerak. Shuning uchun mana shu darslarni qilyapmiz. Tushunarlimi? Hozirgi bugungi kunda aytilgan narsalarning hammasi faqat shu qalbni toplash, ruhni tetiklashtirish, axloqni sayqallash yo'lidagi bo'ladigan omillardan hisoblanadi. Savol: men bozorda mashina ehtiyot qismlari savdosi bilan shug'ullanaman. Ba'zida mijozlarimiz olgan mollarining pulini ancha vaqtgacha bermay yurishadi.
Ana shunday vaziyatda o'sha mijoz yana mol so'rab kelsa, unga mol yo'q deb yuborsak, buning savdoimizga karohati bormi? Uni o'rniga. Bu narsa yo'q deyishni o'rniga, bu narsa bor, men sizga bermayman deyishga. Odam buni bunday qildingiz, odam buni bunday qildingiz. Birodar musulmon odam bunaqa bo'lmaydi. Mana nima bolachaqa boqyapman. Shuning uchun bor, men sizga bermayman. Deyish kerak. Tarbiya bo'lsin uchun. Yo'q, siz yolg'on qilasiz. Lekin haqni aytib, unga ham ta'sir qilsin. Ajoyibmas-ku? Savol. Bizning savolimiz ishorai sabboba xususida. Aytishlaricha, ishorai sabbobani o'z vaqtida bajarmagandan ko'ra uni tark qilganlik yaxshi ekan. Chindan ham shundaymi? Ha, ishorai sabboba tortishuvli masala bo'lgan bizning yurtimizda, boshqa yerda tortishuv emas. Chunki eski ulamolardan ba'zilari ham shu ishorai sabbobani qilmaslik kerak degan gaplarni aytgan. Bo'lishdan qat'iy nazar. Shuning uchun odamlarimizning orasida bu masalada ikkiga bo'linish bor. Ba'zilar qilish kerak deydi, ba'zilar qilmaslik kerak. Qissa hozirga o'xshab, juda insof qilganini aytadiki, ishora esa boboni to'g'ri qilolmay qolsa, keyin xato bo'lib qolsa ish xato bo'ladi deydi. Shuning uchun biz avvallari doim aytib yuramizki, kimning ustozi ishorai sabboba qilasan deb o'rgatgan bo'lsa qilsin, qilmaganlar bilan ish bo'lmasin. Kimning ustozi ishorai sabboba qilmaysan deb namoz o'rgatgan bo'lsa qilmasin, qilganlar bilan tortishib janjal qilmasin. Eng to'g'ri yechim shu. Chunki aytganimizdek eski kitoblarda ikki xil gap kelgan. Shularni eski ulamolarning hurmatida biz shuni qarorini qilyapmiz. O'sha ishorai sabbobani qilishga ishtiyoqi borlar yaxshilab o'rgansin. O'rgansin. Hech qanaqa qiyinchilik yo'q. Shu tashabbusni aytayotganda la ilaha illalloh deganda qo'lni ko'tardi, keyin tushunadi, bo'ldi. Hech qanaqa ko'tarolmasa ham mayli. Hech nimasi yo'q. O'shani demak tushunish kerak, buni masala qilib ko'tarib, bir-birini xafa qilib, urush janjal darajasiga ko'tarish hech kerak emas. Savol. Duo kitoblari ko'payib ketdi. Qaysi birini olishni bilmayapmiz. Bu ham bizdagi savodsizlikni bir ayanchli ko'rinishi. Shu mavzuligini bir ko'rinishi. Odamlarda o'sha duoni ketidan kelgan va'dalarga juda ishonuvchanlik, bo'lishlik bor. Odam duoni qilsa boy bo'lib ketadi. Qalon duoni qilsa qarzi uziladi. Qalon duoni qilsa bundoq bo'ladi degan gaplar odamlarni ayolini tortadi. Yaqinda bir kishi keldi. Ravoyat kechasida o'tirgandik, nomda bizga bir kitobdan o'qib berdilar. Xo'p, shuni so'ramoqchiman, so'ray. Xullas, bir namoz bor ekan. To'rt rakatli namoz bor ekan, unda o'qiladigan suralar ham tayin ekan, duosi ham bor ekan. Shu namozni o'sha ko'rsatilganday qilib o'qisa, 100 yillik namozini o'rniga o'tar ekan. O'zi 100ga kirmagan bo'lsa, oshib qolgan bo'lsa, ota-onasiga ham qo'shilib ketar ekan. Ota-onasi ham undan oshib qolsa, endi bu yoqni xudoni qasd qilib qo'yishgan bo'ladi. Bitta nafl namoz bilan bo'layotgan gap bor. Shuni so'radi odam, nima so'rayapsiz? Sizga domla arab kitobdan o'qib beribdi, domla odam ekan, tushuntiribdi. Yana nima demandan so'rayapsiz? Desam so'ragim keldida, dedi, man aytdim, yo'q, sizni so'ragingiz kelgani, yuragingiz ko'tarmayapti. Aqlingizga sig'mayapti bu. Qanday qilib bunaqa bo'lishi mumkin deganni ochiq aytishdan qo'rqyapsiz, chunki kitobda bor domla aytgan gapni inkor qilolmayapsiz. Man shuning uchun sizdan shuni so'rayapman. Demak, bu o'zi oddiy bir din ilmini o'qimagan insonni ham kallasiga sig'maydigan narsa. Men afsuski, ana shu duo kitoblarini ko'p o'qigan, ana shu narsa bor.
Ana shu narsa bor. Odamlarni dangasalikka, ana shunaqa bo'lmasdan, amal qilmasdan bir narsa deb erishishga, va hokazo unday degan narsa bor. Shuning uchun bu kitoblar ko'paygandan ko'payapti. Chiqqanini talab etyapti odamlar, unga qiziqqanlar yana chiqaryapti, va hokazo. Haqiqatda esa o'zi haqiqatda duo uzoq ulug' narsa. Bu ibodatni eliga mo'minning sadoqati juda katta fazilatli narsa. Lekin duoni mahni ham bor, duoni o'zi ham bor. Va Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni virdlarni o'zimizga vazifa qilib, virdlarimizni ixlos bilan bajarib, kun taqvimlarimizni dinimiz ta'limoti asosida qilib, uni yaxshiligidan, foydalaridan bahramand bo'lib yurishimizni nasib etgan bo'lsin. Kechasidagi vazifalar, kechasidagi ibodat, kechasidagi zikr deganda ko'pchiligimizni xayoliga eng yaxshisi kechasimdan uxlamay chiqish degan xayol keladi. Chunki palonchi kechasimdan uxlamasdan namoz o'qib chiqar ekan, pistonchi zikr qilib chiqar ekan, ana shuni oqibatida vali bo'lgan ekan, yuqori darajalarga erishgan ekan degan gaplar, so'zlar, rivoyatlar, yozuvlar ko'p. Lekin aslida shu gap to'g'rimi?